Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere basit bir stok takibi, malzeme takibi yapmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi yapacağımız çalışmalar bir örnek niteliğinde farklı teknikler, farklı formüller, farklı veri yapıları hepsi olabilir. Bu size bir fikir. Biliyorsunuz malzeme takibi, stok takibi KOBİ'lerin, fabrikaların vazgeçilmez bir parçası. Çünkü bir imalat süresince malzemeler geliyor, çıkıyor. Bunları Excel'de tabloda tutmak tabii ki çok olağan bir şey. Şimdi şu şekilde düşünebiliriz. Tarih bazında hareketleri takip etmek gerekir. Ne zaman ne girdi ne çıktı o malzemeden. Son bakiyesini görmek gerekir. Şimdi merak etmeyin, tek tek yapacağım. Hepsini sizlerle sıfırdan. Kritik stok seviyesi olabilir. Yani bir malzemeden işte belli bir düzeyin altında kalmışsa sipariş ver gibi bir şey olabilir. Yani bu da tamamıyla şeye bağlı. Bu formüller var. Bunları bozmasınlar. Siz bunu yaptınız, birinin önüne koydunuz. İlk yapacağı şey bu formülü silmek olabilir, yani bozabilir. O durumda da ne yapıyoruz biliyorsunuz. Buradan bakarsınız, yine yapmaya çalışacağım sayfayı koruma sistemi, ama önce bizim serbest veri girişi yapacağımız yerleri yapacağız. Formülleri kilitleyeceğiz beraber, merak etmeyin. Onu da yapıyor olacağız. Tabii bunu yaptık ama hangi malzemeden toplamda ne kadar elimizde var? Bunun içinde bir pivot tablo yaptım. M3'ten 10 girmiş, hiç çıkmamış, bakiyemiz 10. M4'ten 10 girmiş, 3 çıkmış, bakiyemiz 7 gibi. Sıfırın altındaları veya 3'ün altında olanları diyelim. Kırmızı yapmak da bir koşullu biçimlendirme. Kurbakla ilgili biliyorsunuz. Bu şekilde. Ayrıca yine ben 20 malzeme için bir pivot tablo, tablo yaptım yan tarafa. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da çapraz arayla, XLOOKUP'la son, biliyorsunuz sondan arama yapabiliyor. Yaparak onu buldum. Ya ben 365 kullanmıyorum. Bende çapraz ara yok diyenler için de aynı bu sondan bir malzemenin, yani en sondaki bakiyesini, kalan burada yürüyor. Burada yürüyen bir bakiye sistemi var. Ona göre onu bildiğiniz ara lookup formülüyle de yaptım. Bununla ilgili de bakarsınız alttan düşey ara gibi bir sürü yaptığımız çalışmada var. Baştan sona. Şimdi bir tane kopyalayalım. Buradan stok takip 3 diye gördüğünüz gibi ve beraber bunları yapalım. Ne olabilir? Formülümüzü birlikte yapalım. O zaman siliyorum ben şuraya kadar. Öncelikle koşullu biçimlendirmelerini de sileyim. Yani sıfırdan yapacaktık. Sözümüzde duralım. Tümünü temizledim. Ondan sonra şu dursun isterseniz. Son bakiye bulmayı onu da beraber yapalım. Ondan sonra şuradan itibaren de sileyim. Ondan sonra ya da hepsini sileyim. Hani formülümüzde yapacak şekilde hepsini sileyim. Ve artık herhalde bundan şeyini yapabiliriz. Şimdi tarihte geldi bir malzeme. M1, hani onlar kodlar olacak. Yani ürün kodlarınız, malzeme kodlarınız vesaire. Bunlar girecek. Girdi, 10 tane girdi. Yani bir şekilde girecek, çıkacak. Bu ilk girişler devirden olabilir. 2023 devrinden, 2022 devrinden veya efendim sayımdan olabilir falan filan. Böyle şeyler olabilir. Onun çünkü tarihinde geldi. Şu anda kalanımız yok. Kritik seviyesi 3 verelim. Kalanı formül hesaplayacak. Durumumuzda oradan eğer yazacağız. Kritik seviyemiz 3, 5 olur, 0 olur ya da hiç kullanmayabiliriz de. Tamam, geldik. Yine bugün olsun. Ondan sonra yine aynı malzemeden olsun. Bu sefer çıkan değil mi? Ayrıca kayıt. Yani bunu tek seferde yaparsanız olur tabii ki, ama bu sefer elimizde direkt 8'i görürüz. Yani burada amaç giren çıkanları da görmek. Çünkü yani geriye dönük de, yani bu hareketi kayda almak. Yoksa hani buraya yazarsınız, çıkarsınız, her gün değiştirirsiniz 20 malzeme için bulursunuz. Ama bir hafta önce ne girdiydi, ne çıktıydı bilemezsiniz. Yani tabii ki yine dediğim gibi hiçbir şey için şey yok. Burada amaç farklı farklı teknikleri, farklı farklı hesaplamak. Evet efendim, bilmem ne formu için ne oldu formüle işte verdik çıktı vesaire
gibi şeyler. Bunlar böyle üretime verilir, bilmem ne olur, şu projede kullanılır vesaire. O şekilde devam ediyor. Kritik seviyesi de 2, 3 olsun. Yani 3 olur, 5 olur. Dediğim gibi bu çok önemli bir şey değil. Böyle devam ediyor. Hadi M2'den de girsin. Ondan sonra M2'den de girsin. Malzeme 2'den de 20 tane aldık. Hiç çıkmadı. İşte no'lu formla geldi. Şimdi şeyimizi bulacağız. Şöyle formülümüz çıksın. Buradaki espri şu. Bizim giren bu M1'den gireni ve bir e-toplayla, e-topla neydi? Şu koda ilişkin buradakilerin toplanması. E-topla, SAMIF buradaki faktör bu hesaplamada. Yine aynı şekilde e-top bunu toplayıp çıkarmak. Fakat bunu topluca yaparsanız en son bakiye göre yine yürüyen bakiye gibi bir şey olmaz. O zaman da bakın formülümüzü şöyle kuruyoruz. E-toplayı aldık. E-topla. Şimdi neyi toplayacağız biz? Yani kriterimiz ne? B3 buradaki. Fakat burada şöyle bir detayımız var. Bakın bir B3. Bunun baş tarafını sabitliyoruz. Şöyle seçiyorum F4 tuşuyla. O orada kalıyor. İlerledikçe aşağıya geliyor. Yani şu anda sadece bu satırı işlem yapacak. Çektikçe diğerlerini yapacak. Esprisi o. Neye göre bakacak? Buna göre bakacak. Ve nereyi toplayacak? İşte görmüş olduğunuz gibi bu giren taraf olduğu için bunu toplayacak. Orada da dikkat edin. Yine kendisi var ve yine başlayacak şekilde çok özür dilerim. Ondan sonra sadece başı olacak. Bunları böyle kümülatif almalarda falan da yapıyoruz. Onlara da bakınız lütfen. Evet, şimdi oldu. Olduk ve çekiyoruz gördüğünüz gibi. Bu formül aşağı kadar çekilecek. Birazdan çekeriz. Sonra kilitlenecek. Ama şimdi 10 oldu, 10 oldu, 20 oldu değil mi? Çıkan devrede yok. Çünkü çıkanı çıkarmadık. Aynı formülü geliyoruz. Bu sefer çıkaracak şekilde yapıyoruz. Yani çok da değişecek bir şey yok. Şöyle yapabiliriz. Ctrl C. Ondan sonra eksi Ctrl V. Burada artık C yerine D'yi yani çıkan tarafını kullanacağım. Ondan sonra işte bu formüllere böyle dalmak bilinçsizce maalesef ezberi olması. Hadi yapalım. Üşeniyoruz. Hemen yapayım. Tabi birbirinden çıkarmış oldu. Ondan sonra D yapıyorum. F4 diyorum ve D yapıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi artık bakiyemiz yürüyor. Bakın 8 kaldı. Bunu aşağı kadar çekeceğiz. Yüzlük, 200'lük, 1000'lik yapabilirsiniz bu tabloyu. Hani burada böyle. Hemen bir tane daha yapalım. Efendim, M3 malzemesi. Yani bütün malzeme kodlarım 100 tane ise 100 tane şey. Efendim 3 tane girdi. Bilmem ne oğlu şeyden. Ondan sonra kalanım 3 görüyorsunuz. Kritik seviye 3. 3. Onlar zaten hani dedim ya fix olabilir. Bir tane yazıp buraya çektirebilirsiniz. Kritik seviyeyi kullanmayabilirsiniz de. Hayır bunu da kullanmayalım. Malzeme 3'te kritik seviye yok. Yani o zaman 0 olacak şekilde düşünelim. Ondan sonra bakın yine tarih 5 olsun. 4, 5 olsun. 3 olsun. 23 olsun. Ondan sonra yine M3 malzemesinden bu sefer çıkalım değil mi? 5 tane çıkalım. Şimdi 5 tane çıkmak demek aslında eksi 2'ye direkt düşmek. Bu arada şeyden de bir tane çıkalım. M2'den de çıkalım. Yine 5, 3, 23 geldim. M2 malzemesinden de 15 tane çıkalım. Onun da 5 kaldığını görelim. İşte mantık bu. Dediğim gibi 0, 0, 0. Hani onu bir tek şunda şey verecek. Bu tamamıyla bir size örnek. İşte bazen derslerde, bazen isteklerde, bazen soru cevapta biliyorsunuz çok sayıda sorular alıyoruz da elimizden geldiği kadar da yanıtlamaya çalışıyoruz. Ama artık siz de biliyorsunuz ki bizim gibi insanlar da yoğun bir iş temposu içerisinde de
olduğumuz. Peki devam edelim. Şu durum meselesini aradım. Ya basit bir eğer, yani basit bir if. Efendim şimdi ne yapacaktık? Buradaki seviye küçüktür, kritik düzeyden ise sipariş ver. F4 değilse okey de. Ondan sonra gördüğünüz gibi bunu da aşağı kadar çekiyorum. Ondan sonra bir tane sipariş verimiz var bizim. Ondan sonra ne oldu? Ha, diğer ise sipariş ver dedik. Özür dilerim, F4'ü yazmamışım işte. Kendimiz söylüyoruz, kendimiz yapmıyoruz. Hep bu işte acelecilik, ihmaller bizi bu duruma düşürür. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi stok. Merak etmeyin, pivot tarafında yapacağım. Hadi M4 de yapalım bir tane. Ondan sonra yine 5, 3, 23. Bir tane de malzeme 4'ten gelsin. Ondan sonra 10 tane girsin. İşte bilmem ne numaralı formla diyelim. Ondan sonra 10 tane girdi. Bakiyemiz, stok seviyemiz 3 olabilir vesaire. Son bakiyelerini görelim. Pivot'ta da görebiliriz. Bu da. Onun için de bakın size çapraz ara. X lookup. Neyi ara? Bunu ara. Nerede ara? Burada ara. B sütununda. Efendim. Neyi döndür? Kalanı döndür. Dikkat edin. Efendim. Bulunamıyorsa yok desin. Tam eşleşsin. Dikkat edin. Eksi bir sondan arama. Bu kadar. Malzeme birden şu anda elimizde 8 tane var. Çünkü 10 girmişti, 2 çıkmıştı, 8. Buradan takibi zor olacaktır. Binlerce satır. Buradan çekiyoruz. Pardon. Aynı işlemi, yok ben çaprazlara, yok bende. Bugün gerçekten Excel 2007 kullanan arkadaşlarımız bile var. Ve onlar da yok doğal olarak. 2016'da yok zaten. Ama işte yeni sürümler de var. O zaman da size formül bu. Arayı kullanıyorsunuz. Çok sayıda alttan bir şey ara falan diye formülüm var. Ara deyip daha farklı bir özel bir arama sistemiyle yapıyoruz. Yaparsınız. Şimdi onunla zamanınızı almayayım. Dediğim gibi ara diye veya şey diye bakarsanız tersten düşüyor ara, sondan başa düşüyor ara diye onlarca kullanımımız var. Peki, çok şey olacaksa formülü şöyle bir açayım. Ondan sonra, peki yani bu böyle oldu. Pivot tabloda kullanabiliriz. Bakın, seçiyorum. Burası önemli bizim için. 100 satır, 1000 satır. Bir pivot tablo hem güncelleri de yansıtacaktır ona. Pivot tabloyla da gidip işte malzemeler, efendim tarihe göre giren çıkan da olabilir. Total giren, total çıkan, ondan sonra ve kalanı bulmak için de pivot tabloda bir hesaplanmış alan bakiye. Ondan sonra buraya gelip efendim giren eksi çıkan şeklinde yapabiliriz. Koşullu biçimlendirmede herhalde zor olmasa gerek ve her türlü de şekilde de güncelleyecek. Şimdi bir de şu şeyi yapalım. Tamam, oldu bu, güzel ya, benim işime yarar hocam, ama adamın önüne koyarsanız bunu hemen dağıtır. Ne yapar? İşte formülü patlatır, girer çıkar. Bu gerçekten bir sorun bu tür formüllü şeylerde. Ne yapabiliriz? Bakınız. Geldim, seçiyorum. Buraları niye seçiyorum? Veri girilecek alan. Kritik seviyeyi de girecek. Diğerleri formüllü alanlar. Hemen gidiyorum, sağ tıklıyorum. Şey biçimlendir. Buraları koruma protection'dan kilitini kaldırıyorum. Tamam, buralar serbest gidiyor. Şimdi şu bölümler benim formüllü olan bölümlerim. Artı burası formüllü olan bölümlerim. CTRL ile seçiyorum ikinci, birinci seçip ikinci alanı CTRL ile alışık olmayanları ve hücre biçimlendirden kilitli ve gizli yapıyorum. Devam ediyorum. Ve bir parola vererek sayfa koruma, işte şimdilik geçici bir şey yapayım. 1, 2, 3 denettirecek. Sizin bileceğiniz parola olacak. Lütfen parolalarınızı kaybetmeyin. Standart bir parola kullanın. Evet. Görmüş olduğunuz gibi
Artık geldi efendim 5 3 23 işte atıyorum tekrar M4 olsun. Bu sefer çıktı 3 tane. Ondan sonra bilmem ne no'lu formla ondan sonra no'lu formla çıktı. Ondan sonra bakın kritik düzeyi 3'tü. Bakın formülü göremiyorsunuz. Formül çalışıyor. Formülü göremiyorsunuz. Bu şekilde tabi burası için de yapılabilir. Ama bunun yerine burada son bakiyeyi gösterebiliyorsunuz. Pivot şeklinde de raporlanabilir. O gelen şeyler şu anda biz M4'te bakiye değişti değil mi? Ondan sonra yenile diye biz bakın 7 kaldı. Ondan sonra bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bütün çalışmalarımız için geçerli. Bizim amacımız ne diyelim hasbelkader bu sektörde ve bu eğitimde çalışmalarda bulunmamız elimizden geldiği kadar da kendimizi geliştirip bu şey üretimleri yapmamız işte kitaplar şunlar bunlar hepsi doğru mudur değildir hepsi uygulanabilir midir değildir ama işte bunlar bir fikirdir alırsınız test edersiniz benzer bir uygulamayı sizler de yapabilirsiniz fikir olarak. Çalışma olarak bu şekilde amacımız işimize yararlı çözüm olabilecek tabloları yapmak Excel'de uygun formülleri uygun gördüğünüz gibi araçları kullanarak bu pivot tabloları vesaire yapmaktır. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.